Çok olağanüstü şartlarında bir seçim geçti. Her parti kendi muhasebesini yapıyor. HDP de kendi içinde bir tartışma yapıyor, bir değerlendirme yapıyor. Kamuoyunda duyduğum kadarıyla sizin de söylediğiniz gibi HDP yakında bir olağanüstü kongreye gidecek. Tabii ki bu kadroların değişimi belki halka yeni bir hava getirebilir. Ancak siyaset sonuçta demokrasi şöyle bir şey. Halkın iradesine başvuruyorsunuz. Halkın tercihini ortaya çıkarmanız gerekiyor. Siyasetin çok merkezi yapılmaması lazım. HDP'nin yaptığı, kamuoyunda duyduğumuz kadarıyla yaptığı değerlendirme sonucunda halkla iletişimi, ilişki noktasında kongreyle beraber bundan sonra daha çok diyalog kuracak, yerinde siyaset yapmaya çalışacak. Ki HDP'nin siyasi çizgisi üçüncü yol olarak önemli olan temsili bir demokrasi değil, doğrudan bir demokrasidir. Radikal demokrasi diye de bazen ifade ediyor. Dolayısıyla hayatın her aşamasında halkın siyasi taleplerinin, siyasi isteklerinin, görüşlerinin, fikirlerinin HDP gibi bir partinin siyasi çizgisine yansıması lazım. Her açıdan. Yani bir toplumun problemlerinin halk tarafından dile getirilmesi gerekiyor. Siyaset de bunu bir plan programa dönüştürüp bu plan doğrultusunda bunun temsilini yapması gerekiyor. Bunu dile getirmesi lazım. Güçlü bir şekilde yansıtması lazım ki bu problemler çözülsün. Zaten bu olmadığı zaman halkın beklentisi de biraz geri çekiliyor ister istemez. Siz halkı dinlemediğiniz zaman geri çekiliyor. O açıdan da biz de umut ediyoruz. Umuyoruz ki kongre ile beraber bütün yerel teşkilatlar da yenilenecek. Dolayısıyla halkla beraber o HDP'nin hedeflediği, hayal ettiği, ideal ettiği Türkiye'nin her yerinde siyaseti yapan, toplumla buluşan, bir araya gelen bir siyasi çizgiyi, plan, program uygulamaya geçer. Şimdi her şeyden önce Kürt halkının, Kürdistan halkının bir kutsal Kürdistan özgürlük davası vardır. Dolayısıyla özgürlük davamızı temsil eden özgürlük hareketi vardır. Kürt halkı, Kürdistan halkı öncüleri aracılığıyla da Kürt'ü reddeden, inkar eden, Kürt'ü soykırımdan geçiren, Kürt'ün varlığını kabul etmeyen, Kürt'ün özgürlüğünü kabul etmeyen bu soykırımcı zihniyetle hesaplaşıyor. Dolayısıyla mücadele devam ediyor, devam edecektir yani. Bu hesaplaşma sürecek. Dolayısıyla kimse ideolojik boyutuyla, özgürlük boyutuyla çarpıtmasın yani. Bu halk bu mücadeleye devam edecektir. Tabii ki bu halk halen gelinen aşamada devlet tarafından halen inkar ediliyor, kabul edilmiyor. Demokratik siyaset alanında Kürtlerin özgürlük mücadelesini veren, Kürtlerin varlık mücadelesini temsil eden HDP, Yeşil Sol Parti'nin de artık halklaşması gerekiyor. Artık toplumsallaşması gerekiyor. Artık işte sokaklara inmesi gerekiyor. Mahallelere inmesi gerekiyor. Köylere inmesi gerekiyor. Dolayısıyla son özellikle 3-4-5 yıldır toplumdan kopuk, halktan kopuk bir duruş sergiliyor HDP. Yani şöyle diyebiliriz, HDP biraz elitleşmiş, biraz böyle egemen bir tabaka dediğimiz mevcut yönetim Kürt halkının, Kürdistan halkının kolektif haklarını artık biraz dillendirmesi gerekiyor. Özgürlük taleplerini dillendirmesi gerekiyor ve toplumsallaşması gerekiyor yani. HDP bir türlü sokağa inmiyor yani. HDP bir türlü mahalleye inmiyor. HDP bir türlü evlere giremiyor. Dolayısıyla bunu zaten şu anda tartışıyorlar. Merkezden aşağıya doğru, yerellere doğru bir tartışma içerisindedirler. Biz umut ediyoruz ki bu eksik yetmezlikler halkımızla birlikte tartışıldıktan sonra tamamlanacak. Varsa yanlışlar yine düzeltilecek. Ama her şeye rağmen Kürt halkı, Kürdistan halkı HDP ile birlikte hareket edecektir. Hareket edecektir ve devletle hesaplaşacaktır yani. Özgür olana dek hesaplaşacaktır. Kimse moralimizi bozamaz. Kimse moralimizi bozamaz. Kimse bizi karamsarlığa itemez. Kimse bizi dağıtamaz yani. Bunu herkes bilsin. Bizim doğuda
yani Kürdistan'da tümüyle hemen hemen eski realitesini, eski seviyesini yakalamış bir seçmen kitlesi vardı. Ama şu an Yeşil Sol Parti ile ondan sonra HDP'nin bunları birleşip kongreye gitmesi bence alınmış en güzel karar. Daha doğrusu yani şu ana kadar kitleyi elinde tutması lazım. Kitleyi ikna etmesi lazım. Yani bugün biz mesela seçmen olarak hani ben ne kadar tatmin edebilirim ya da ben ne kadar güvenebilirim. Tabii ki güveniyoruz. Tabii ki son yani çaremiz budur. Tabii ki yani yerel partiden çıkıp bölge partiden çıkıp yerel partiye dağılması lazım. Doğusu, batı, doğu, kuzey hepsini uzaklaması lazım. Aksi takdirde yani ileride doğabilecek sorunlar tekrar yaşanmayacak. Karar çok destekliyoruz. Aslında bu yeni alınan kararları ben doğru buluyorum. Bir, şimdi önümüzde zaten geçen seçimlerde HDP'nin kendi adayını çıkarması lazımdı. Adayını çıkarsaydı bugün belki emin ol 90'ın üstünde milletvekili meclise götürebilirdi. Adayını çıkarmadığı için biraz tabii oy kaybı oldu. Niye oy kaybı oldu? Kılıçdaroğlu'na mesela destek verdiği için biraz oy kaybı oldu. Neden? Eğer adayını bırakmış olsaydı hiç destek vermesi gerek yoktu. Zaten kendi milletvekilleri yeterdi. Yani 100'e yakın milletvekili meclise götürdüğü zaman zaten bir sorun kalmazdı. Kendi yol haritasını özellikle bundan sonra artık hani diyorlar ya zararı neresinde dönersek kârdır. Bundan sonra kendi yol haritasını çok temiz ve net bir şekilde çözmesi lazım, belirtmesi lazım. Hareket edecek. Halkla birlikte hareket etmekten sonra yine aynı seviyede kalır yani. Halkla birlikte hareket etmekten sonra neye yarar? Halkla birlikte hareket etmesi lazım, gezmesi lazım, çalışması lazım. Daha sonra, bundan sonra çalışmaları daha yoğun olması lazım. Daha kararlı olması lazım. Halkın içine birebir böyle bir kardeş olması lazım. Hani niye diyoruz demokrasi? Demokrasi halkla birleştirmektir. Demokrasi halkla iç içe olmaktır. Demokrasi halkla genel anlamda çok yakın olmaktır. Yani bundan sonra o kadar özen vermesi lazım ki kendi yol haritasını böyle tertemiz bir şekilde yürütmesi lazım. BDP ile ilgili BDP kesin kongreye gitmesi lazım. Bilhassa Demirtaş'la, Sayın Selahattin Demirtaş'la ilgili daha iyi düşünmeleri lazım. Yani partinin içerisinde bir yenilenmesi lazım. Yani Sayın Demirtaş'la ilgili kesin iyi bir düşünmeleri lazım. Yani kongreye gidilmesi en doğru bir gerekçedir yani. Yani sol partiden yani BDP'de halkın daha başka şeyler bir beklentimiz var yani. Halk olarak daha farklı. Bugün BDP'nin yeri orası değil. Bugün en az da 100'ün üzerinde bir milletvekili alması lazımdı. Yani benim söyleyeceğim bu. Yani BDP'de halk çok şeyler daha farklı şeyler bekliyor. En doğrusu da böyle. Yani halkla ilgili şu anda kadar bir halkı ne bilgilendirme bir şey var ne halk o iş şeylerine bir bilgileri de yok. Yani en doğrusu böyle olması lazım. Sonra hem en birinci düşüncem Demirtaş'ı çok iyi dinlenmeleri lazım. Halkın görüşlerini almaları lazım. Gayet güzel olacak. Değişim şarttır. Zaten HDP geç kaldı bile. Artık bir şeyler değişmesi lazım. Bunu inşallah hayırlı olur. HDP'de bazı şeyler değişmesi lazım. Bazıları gitmesi lazım. Yenileri gelmesi lazım. Yani daha iyi olur bence. Halkın içine gelsinler tabii. Yani değişim şarttır her zaman. Yani HDP'de de biraz değişim şarttır. Artık yani başkalarının gelmesi lazım. Zaten Demirtaş içeridedir. Belki bir şeyler yapabilirler Ahmet Türk'le beraber. Yeni bir ekip kurabilirler. Yani inşallah hayırlı olur yani. Değişmesi lazım.